Aleyküm, beklenen köpük helva tarifiyle karşınızdayım. Dün kereviç yaptık, bugün de kerevicin üzerine ve altına sürdüğümüz köpük helvayı nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Bu kıvamı alabilmesi için mide dostu çöven otuna ihtiyacımız var. 100 gram kullanacağım, baharatçılarda, aktarcılarda satılan bir ottur. Orta boy bir tencereye çöven otumuzu ekleyip üzerine 2,5 litre kadar belediye suyu ekleyerek ocağın başına geçelim. Ve orta ateşte 1,5-2 saate yakın kaynatalım. Kaynadıktan sonra böyle az bir şey suyu kalacak, o bize yeterli. Yani biz öncelikle bunu bir süzgeçten geçireceğiz. İçerisinde lütfen ama lütfen asla tortu kalmasın. Tamamen pürüzsüz olması gerekiyor. Varsa sen bunu mutfak tülbentinden geçir. Tek seferde işi bitirirsin. Ben tam tamına 4 kere süzgeçten geçirip pürüzsüz hale getirdim. Bayağı da suyum, çöven suyum varmış aslında. Şimdi yarım su bardağını kullanacağım. Geriye kalanı da kavanoza koyacağım. Kapağını kapatıp buzdolabında saklayacağım. Bir dahaki köpük helvada görüşmek üzere diye ayrılacağım. Şimdi başka bir tencereye 2 su bardağı soğuk su, 2 su bardağı toz şeker, yarım çay kaşığı limon tuzu ekleyerek geçiyorum ocağın başına. Lütfen ayrıntıları kaçırma, dikkatlice anlatıyorum sana. Orta ateşte şeker çözününceye kadar çırpıcı marifetiyle habire karıştırıyorum. Görüyor musun? Şeker çözündü. Artık karıştırmıyorum. Orta ateşte kaynamaya başladı. Saate bakıyorum. 10 dakika böyle orta ateşte kaynatıyorum bunu. Tamamdır. Şimdi ayırdığım yarım su bardağı çöveni ekliyorum. Ve habire karıştırarak 1 dakika boyunca kaynatacağım. Sadece 1 dakika. Kapat ocağın altını. Gel bakalım. Soğumasına asla izin vermeden mikser yardımıyla en yüksek devirinde 5. dakika olur, 10. 15. 25. 30. 35. dakika derken ancak ve ancak bu kadar çok çeviriyor olman lazım. Bileğe kuvvet desem, aha ben mikseri bozdum gibi 30. dakikada el çırpıcısına geçtim ama köpük kıvamını da yakaladım artıkın. Bekledikçe daha da ağdalaşacak, yoğunlaşacak. Ben bu videoyu dün çektim. Bugünkü halini sana göstermek isterim. Çok merak ediyorsan akşam canlı yayınıma gel, kıvamını gösterivereyim sana. Köpük helvanın nasıl yoğunlaştı? Bu kereviç arkadaşlar, köpüğü altına üzerine sürüyorum. Tarçın gezdiriyorum. Sakızımsı 10 numara 5 yıldız bir lezzet. Mide dostundan sebep de eski insanlar midelerinde hazımsızlık, ağrı hissettiklerinde köpük helvasından bir çorba kaşığı yerlermiş.